Merhaba. Selamlar, hoş geldiniz. Evet, sevgili Birinç Okulu, ailesi, izleyicileri. Evet. Sevgili Demet, çok ilginç bir döneme giriyoruz. 2014 yılında yoğun bir Venüs geçişi var. Evet. 31 Ocağı kadar devam edecek Oğlak Burcu'nda bir retrograde var. Sen bir terazi olarak, Venüs'ün yönettiği bir insan olarak, Venüs çünkü terazi ve boğa burcunu çok fazlasıyla yönetmekte. Bu retro için ne diyorsun? Çünkü Venüs kozmetik, estetik, güzellik, kadın, evet. Kadının doğumu, evet. Çocuk bunlarla alakalı bir gezegen. 31 Ocağı kadar demek ki Venüs retrosu bu konularla ilgili ters olaylara sebebiyet verecek. Evet. Evet. Bir uyarıda bulunalım. Doğum haritanızda Venüs'ünüz eğer retro doğmuşsa bu problemli ve sıkıntılı dönemden az etkileneceksiniz veya hiç etkilenmeyeceksiniz. Doğum haritanızda Venüs'ünüz ki sosyal toplumda %94 evet. ileri hareketlidir. Evet. İleri harekette ise gerçeği söylemek gerekirse bundan çok fazlasıyla etkileneceksiniz. Evet, Venüs retrosunun gerçeği söylemek gerekirse etkileri ne olacak? Evet, Venüs 2013'ün sonlarında 6 Kasım'da Oğlak Burcu'na geçişi yaptı ve 6 Mart'a kadar Oğlak Burcu'nda seyredecek. 21 Aralık'ta retro hareketi başladı 2013 sonunda. 31 Ocağı kadar da retro hareketi devam edecek. Venüs'ün retro hareketi 28 derece Oğlak Burcu'nda başlayacak ve 13 derece Oğlak Burcu'na kadar sürecek. Tabii Oğlak Burçları en başta bundan etki alacaklar. Yengeç, Koç burçları, Terazi, Koç Burcu. Burada evet. gerçekten ciddi etkilere sebebiyet verecek bir Venüs retrosu Oğlak'tan bir Venüs geçişi diyoruz zaten buna. Evet. Aslında bir astronomik olay ve astrolojilere çok önemli. Etkileri ne olacak? Etkileri tabii Venüs'ün temsil ettiği konular sevgi, aşk, ilişkiler, ortaklıklar, estetik, sanat, güzellik ve alanlarda geriye dönüşler de olabilir. Değer duygusunun yitirilmesi. Değer verilmemişlik hissi veya ilişkilerde oluşabilecek sorunlar. Venüs zaten Oğlak Burcu'nda olmayı sevmez. Yani Oğlak Burcu'nda katıdır. da düşüktür. Retro olduğu zaman tabii bu etkileri biraz daha sert yaşayabiliriz. Bu tarihlerde evliliği, nişanı tavsiye etmiyoruz açıkçası. Özellikle ilişkilerde ortaklıklara başlanmasını tavsiye etmiyoruz. Artı bu tarihlerde çoğunlukta Batı astrolojisinde kullanılan bir döngüdür bu. Estetik uygulamalar, estetik cerrahi ile ilgili uygulamalar, çok ciddi vücutta, bedende yüzde yapılabilecek kozmetik çalışmalar. Mesela ağır bir cilt bakımı, ağır bir estetik operasyon, ağır bir mesela diyelim ki saç ekimi operasyonu gibi yapıların çok yapılmasını istemiyoruz. Çünkü Venüs insan vücudunda oranı da temsil eder. Evet. Evet. Venüs retrolarında oransızlıklarla da karşılaşırız. Evet, evet. Yani bedensel sıkıntılarla da karşılaşabilir ve istenmeyen sonuçlar da olabilir. Yalnızca tabii doğum haritasında Venüs'ü retro olan kişilerde de faydalı olur. Şimdi Birinç evet. Okulu'nun biliyorsun bir nöbetçi astrolog servisi var. Evet. Doğum haritalarında Venüs'ünüz retro mu değil mi? Nöbetçi astrologlarımıza sorarak bunu da birinçokulu.com isimli sosyal medya paylaşım platformunda öğrenebilirsiniz. Temkinli oluyoruz, dikkatli oluyoruz. Venüs retrolarında çok pahalı alışverişler yapmıyoruz. Çünkü bu dönemlerde aldığımız ürünlerde sıkıntılar, sorunlar olabilir, kandırılabiliriz. Saygı ve sevgiyle kalın arkadaşlar. Güle güle. Hoşça kalın.